Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir video yayınlayamamıştım çünkü biraz yoğunluğum vardı. İlk fırsatta kaldığım yerden devam etmeye başladım. Şimdi 12. problemdeyiz. 12. problem yine matematiksel ağırlıklı bir problem. Bize demiş ki üçgensel sayı diye bir şeyden bahsetmiş. Mesela 7. üçgensel sayının 1 artı 2 artı 3 artı yani 7'ye kadar sayıların toplamı olduğunu söylemiş. Sonra da burada da bu sayıların bölen sayılarını vermiş. Mesela 6 bir üçgensel sayı ve 4 tane sayıya bölünüyormuş. 10 da bir üçgensel sayı, o da 4 tane sayıya bölünüyormuş. İşte 28 gördüğüm kadarıyla 6 tane üçgensel sayıya bölünüyormuş. Şimdi bizden istenen şey de şu, 500 taneden fazla böleni olan yani 500'den fazla sayıya tam bölünen ilk üçgensel sayıyı bulmaya çalışacağız. Şimdi onun için arkadaşlar şöyle bir isterseniz üçgensel sayılarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Üçgensel sayı denmesinin sebebi şu, bakın bir tane buraya nokta koydum. Bu birinci üçgensel sayım. İkinci üçgensel sayım 1 artı 2'den 3. Dikkat ederseniz noktalar bir üçgen belirtecek şekilde koyuyorum. Mesela ondan sonraki üçgensel sayım şöyle o güzel yapamadım özür dilerim 1 2. İşte bir sonraki üçgensel sayım 6. Ondan sonraki üçgensel sayım şöyle 1 2. Buraya 3, buraya da 4 tane koyacağım. İşte arkadaşlar bu da 10. Yani şöyle gidiyorlar. Birinci üçgensel sayım zaten 1. Diğer üçgensel sayım 1 artı 2. Ondan sonraki üçgensel sayım 1 artı 2 artı 3. Bu şekilde devam ediyor. Mesela sonraki 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bunu for döngüsüyle de hesaplayabileceğimiz gibi aklınızda bulunmasında fayda var. Kullanabilirsiniz sağda solda. Bunun için basit bir formül var. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 diyelim. N'e kadar gelen bütün sayıların toplamı şu şekilde bulunabilir. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani mesela bu N eşittir 10 dersek yani 10. üçgensel sayıda 10 çarpı 11 bölü 2 yani 55'miş diye bunu kısa yoldan söyleyebiliriz. Ama tabii biz bilgisayara bir şeyler yaptıracağımız için bu formülü bilmesek de üçgensel sayıları bilgisayara hesaplatabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza gelelim. Şimdi ilk önce her zaman hemen hemen olduğu gibi matematik modülümüzü import edelim. Çözümümüz şöyle olacak. Sırayla üçgensel sayıları üreteceğiz. Üçgensel sayıları ürettikten sonra onların bölen sayılarına bakacağız. Eğer 500'ü geçtiyse bu sayıyı ekrana yazdıracağız. Şimdi ilk önce her zaman olduğu gibi bir fonksiyon yazalım. İsmi bölen sayısı olsun ve içine bir x parametresi alsın. X parametresi bize bu sayının kaç tane böleni olduğunu söyleyecek. Başlarken bölen eşittir 1 diye başlayalım. Sonuç olarak bütün sayılar 1'e bölünüyordur. Diğer bölenlerini de şöyle bulmaya çalışacağım. Diyeceğim ki for i in range. Şimdi sayının kare köküne kadar olan bütün sayılara bakacağım. Öyle bir göz atacağım. 2'den başlayacağım. Çünkü zaten bölen sayısı 1 demiştim. 2'den şuraya kadar gidecek arkadaşlar. Karekök mat.sqrt idi bizim fonksiyonumuz. Buna kadar gidecek. Ama buna 1 ekleyeceğim. 1 eklememin sebebi de şuydu. Range fonksiyonu en sondaki sayıyı dahil etmiyordu. Mesela 25 için 25'in karekökü 5. Burası eğer şu artı 1'i koymasaydım 2'den 5'e kadar olacaktı. Dolayısıyla sadece 2, 3 ve 4'e bakacaktı. Yani 5'i kontrol etmeyecekti. Bu hatayı önlemek için buraya 1, artı 1 koyuyorum. Hatta ve hatta son bir şey daha yapmam lazım. Range fonksiyonunun 2 parametresinin de tam sayı olması gerekir.
O yüzden bunu da tam sayıya çeviriyorum. Çünkü her sayının karekökü tam sayı olmak zorunda değil. Bu. Şimdi bu yaptığımız şey 2'den sayının karekökü dahil olmak üzere eğer tam sayıysa bütün sayıları teker teker deneyecek. Diyecek ki eğer bizim fonksiyona gelen x sayımız i ile kalansız bölünüyorsa bölen sayısını 1 arttır. Ondan sonra da sadece bu kadar. Sonra artık fonksiyondan geriye bölen sayısını döndüreceğiz. Şuraya return diyelim. Bölen çarpı 2. Bunu döndürecek. Şimdi arkadaşlar bunu da size şöyle söylemek istiyorum. Şuraya tekrardan geçeyim. Şurayı şöyle böleyim. Mesela diyelim ki biz sayımıza ne vermiş olalım? Bizim sayımız 105 olsun. 105. Şimdi biz 105'in karekökünü yaklaşık olarak bilelim işte 10 virgül bilmem bir şey. Ona bayağı yakın. Şimdi biz işlemden birazcık kaçmak için bunun karekökü yaklaşık 10 küsürdür. 10'a kadar olan sayıları deneyeceğiz. Yani şunu deneyeceğiz. Biri denemeyeceğiz. 2'yi deneyeceğiz. 3'ü deneyeceğiz. 4'ü deneyeceğiz. 5'i deneyeceğiz. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi mesela bizim sayımız 105. 2'ye bölündü mü? Hayır. Bunu attık. 105'e bölündü mü? Evet. Bu 3 için bölen sayısını bir arttıracağım. Ama 3'e bölündüğü zaman 35 çıkıyor. Dolayısıyla bir bölen de 35'tir. Bakın biz büyük sayılara kadar teker teker denememek için burada kesmiştik. 3 ile 35 bir takım. Bakın 4'e bölünmüyor. 4'e bölünmediği zaman onu atladık. 5'e bölünüyor ama 5'e bölündüğü 21'e bölündüğü anlamına da geliyor. 6'ya bölünmüyor. Sanırım 7'ye bölünüyor. 7'ye bölündüğü zaman bir böleninde 15 olduğu anlamına geliyor. 8'e bölünmedi, 9'a bölünmedi, 10'a bölünmedi. Eğer biz sadece böleni döndürseydik, sadece 3, 5 ve 7'yi göz önüne almış olacaktık. Bu sayıları almış olmayacaktık. O yüzden arkadaşlar, bölen sayısını 2 ile çarptık, onu döndürdük. Şimdi, bizim bu fonksiyonumuz bize verdiğimiz bir sayının bölen sayısını döndürecek. Mesela diyelim ki bir düşünelim. Mesela 6 sayısına bakalım. 6'nın bölenleri kaç tane? 1, 2, 3, 6. 4 tane olması lazım. Bakalım bize 4 yazacak mı? Evet. Bir de 20'yi deneyelim. Bakalım 20'nin kaç tane böleni varmış? 6, 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Güzel. Görünüşe göre buraya kadar bir problemimiz yok. Şimdi teker teker üçgensel sayıları üretelim. O üçgensel sayıların bölenlerine bakalım. Hangisi 500'ü geçiyormuş görelim. Başlarken n eşittir 1 diye bir değişken oluşturalım. Ve de diyelim ki while true. Bunu da oldukça kullanıyoruz bu aralar. Şimdi bizim üçgensel sayımız az önce söylediğim gibi şöyle bir şeydir. Number diye göstereceğim onu. N çarpı n artı 1, n artı 1. Şunu bir daha paranteze alacağım. Çünkü bir de 2'ye bölmem lazım. Evet, o az önce söylediğim gibi n çarpı n artı 1 bölü 2 benim üçgensel sayım olacak. Diyeceğim ki eğer bölen sayısı number yani bu sayının bölen sayısı 500'ü geçtiyse büyüktür, eşittir. Gerçi 500'ü kabul etmiş miydi? O aklımda değil ama neyse büyüktür. 500 diyelim. Zaten büyük ihtimalle tam 500 tane böleni olmayacaktır tahmin ediyorum. 500 ise bize bu sayıyı yazdır. Yani sayımızı yazdır. Sonra da arkadaşlar sayı yazdırdıktan sonra bizim işimiz bitmiştir. Buraya break diyeceğiz. Eğer bunu böyle çalıştırırsak sonsuz bir döngüye gireceğiz. Çünkü bizim n'imiz 1. Sayımızı hesapladı. Bölen sayısı 500'den büyük değil. Başa döndü. N hala 1. While döngüsü kullanırken buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunu yaptıktan sonra da
bizim değişkenimizi bir arttırmamız lazım. Şöyle. Evet, sanıyorum şu an hazırız. Bakalım arkadaşlar, 500'den fazla böleni olan en büyük üçgensel sayı kaçmış? Çalıştırdık. Biraz uzun sürebilir çünkü oldukça fazla sayıyı denemesi gerekecek. Evet, doğru bulduk herhalde arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle yapalım. Daha güzel olsun. Sayımızı integer'a çevirelim. Bir daha çalıştıralım. Evet. 765 diye başlıyor. Sanıyorum ki doğruydu ama şuradan bir daha görelim. Evet. Sayımız doğru. En son olarak arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Belki siz bu formülü bilmiyor olabilirdiniz. Bunu nasıl yapabilirdik? Onu da şöyle yapalım. Bir de sayımızı formülü kullanmadan üçgensel sayılarımızı oluşturalım. O yüzden buraya mesela number eşittir 0 diyelim. Ondan sonra da for i in range 1 virgül n artı 1. Arkadaşlar n artı 1 dememin sebebi kesinlikle aynı. Çünkü en sondaki sayıyı almayacak. Yani biz n'e 1 verdiğimiz zaman burası 1'den 2'ye kadar olacak ki fonksiyonumuz sadece 1'i kontrol etsin. Böyle olacak. Sonra number artı eşittir i diyeceğiz. Yani mesela şöyle olmuş oldu bu da. Diyelim ki burası 1'den 10'a kadar oldu. İlk önce i'miz 1 olacak. Sayımız 1 artacak. Sonra i'miz 2 olacak. Sayımız 2 artacak. Gibi gibi. Böyle olduğu zaman işte en son n'e biz 10 vermiştik. Burası 11 oldu. En son 10 arttıracak. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 5 artı 10'a kadar bütün sayıları toplayacak. Bir de böyle deneyelim bakalım arkadaşlar. Eğer orada bir dalgınlık yapmadıysak yine aynı sonucu görmemiz lazım. Yoksa bir dalgınlık mı yaptık acaba? Evet, yapmamışız arkadaşlar. Aynı sonucu gördük. Evet, bu da böyle bir problemdi arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.